yapmamız gerekiyor. Bir kere açımız negatif ve 0-360 arasında değil. Bir açının esas ölçüsünü bulmak demek, onun 0 ile 360 derece arasındaki karşılığını bulmak demek. Bu aralıktaki karşılığını bulmak. Bunun için de açıya istersek 360 dereceyi ekleyip çıkarabiliriz. Tabii istediğimiz kadar ekleyip çıkarmak mümkün. Bizim açımız negatif olduğu için bizim üzerine eklememiz gerekiyor 360'ın katlarını. Şimdi şöyle başlarız. Açımız -2020 derece. Şimdi üzerine bir tane 360 eklesek pozitif yapamayacağız bunu. İki tane, üç tane vesaire gibi düşünmeliyiz. Şöyle yan tarafta şunu da yapabiliriz. Mesela 360 dereceyi biz 3 ile çarpsak, 3 katını alsak, şurası 0, 3 kere 6, 18, 1, 9, 10, 1080 yapar. Biz bunun üzerine 1080 ekleyebiliriz. Ama yine negatif olacak. O zaman iki kez 1080 ekleyebiliriz. Yani şunu yapmak mümkün. Artı 3 çarpı 360 ki bu 1080 yapar. Yan tarafta hesaplamıştık. Bir tane daha ekliyorum. Bu yeterli olmayacak. Artı 3 çarpı 360. Bu da 1080 yapar. Şu ikisinin toplamı, bu ikisinin toplamı 2160 oluyor. Yani bizim açımız şuna eşit olacak. Şöyle eşittir diyorum. 2160 eksi 2020 birbirinden çıkarırsak geriye kalan 140 derece olacak. Yani burada bahsi geçen açının esas ölçüsü 140 derece. Eğer bu şöyle pozitif ve 0-360 arasında olmasaydı, mesela diyelim ki işte 500 derece çıkmış olsaydı bir 360 çıkarırdık bundan. 360'ı çıkarıp hesaplardık. Bütün amacımız şu aralığa düşürmek, bu aralığa. Bunun için de istediğimiz kadar ekleyip çıkarabiliriz. Radyan cinsine de dönüştürelim. Şöyle yapacağız. Bir tane formülü var, o formülü kullanabiliriz ama pratik bir şekilde şunu yapmak da mümkün. Eğer dereceden radyana ya da radyandan dereceye dönüştüreceksek, pi radyan 180 dereceye karşılık geliyor. Pi gördüğümüz yere 180 yazarak dereceye, dereceden radyana dönüştürürken de 1 derece yerine, hatta şöyle yazın. Burada her iki tarafı 180'e bölersek, pi bölü 180 eşittir 1 derece olur. Yani 1 derece yerine pi bölü 180 yazabiliriz. Eğer biz bu derece cinsinden olanı radyana dönüştüreceksek yanına pi bölü 180 koyacağız demek oluyor. Yazalım. 140'ın yanına pi bölü 180 yazıyorum. Şunları da sadeleştireceğiz. Sıfırlar gider. Sonra 14, 18. Yani bu ifade şuna dönüştü. 14 pi bölü 18. Yine sadeleştiririz. 2'ye bölsek bu 7, bunu 2'ye bölsek 9. Yani bu da 7 pi bölü 9 olur. Radyan cinsinden karşılık.